Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Kurban Bayramı'nın ikinci gününden herkese selamünaleyküm. Şimdi benim genelde bir huyum vardır. Bayramlarda her gün video yayınlarım. Çünkü herkes bayramda bir yere gitmiyor. Evinde yatan çok fazla insan var ve bu insanların canı sıkılıyor. Ben de bu yüzden her gün video yayınlıyorum. Şimdi sağa dönün değil, sola dönündür o. Evet, buradan şimdi sola döneceğiz. Geç dayıcım. Aa evet. Bir dakika. Farkında olmadan öyle bir yola geldim ki her neyse. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun belirli bir konusu olmayacak. Bizlerle beraber motosikletin üzerinde güzel böyle orman manzarasında köy yollarında motor süreceğiz ama keşfetmek istediğim bir nokta var. Oraya doğru gidiyorum. Dünkü videomu izlediyseniz dünkü videoda da bir tane göl keşfetmiştim. Şimdi aslında ben aynı gündeyim. Videoyu aynı günde çekiyorum. Ama tabii siz bir sonraki gün izliyorsunuz. Şimdi de başka bir gölü keşfetmek üzere bu yola girdim. Ama şimdi siz bir çay kahve koyun arkadaşlar. Çaysız kahvesiz olmaz. Bu arada benim bir introm girsin. Introdan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi bakalım. Ne yapalım, biraz sohbet muhabbet ederim arkadaşlar. Ne var ne yok, nasılsınız, bayramınız nasıl geçiyor? Bugün bayramın ikinci günü. Yani ben videoyu bayramdan önce çekiyorum, ikinci gün yayınlamayı planladığım için şu an bayramın ikinci günü diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bayram nasıl gidiyor? Harçlık alabildiniz mi? Ya da yaşınız büyükse, çünkü beni genellikle yaşı büyük insanlar daha fazla takip ediyor. Bu ayki zararınız ne kadar oldu? Ne kadar bir bayram harçlığı verdiniz? Tabii zararı derken bu işin şakası yani. Sağdan dönecek miydik? Bir dakika, sağdan sanki dönecektik. Ama bana navigasyon dön demedi. Ama sanırım dönecektik. Dur bakayım. Hemen bakıyorum. Yok, düz devam et diyor. Evet, en son ne demiştik? Bayram harçlıkları. Aslında bu da biraz geçmişte kaldı gibi ya. Artık bayram harçlığı falan fazla verilmiyor gibi. Çünkü eskiden insanlar genelde evinde otururdu. İşte insanlar bayramlaşmaya gelirdi, giderdi vesaire ama günümüzde görüyorum ki özellikle yaşı nasıl diyeyim 40'ın altında olan insanlar yoğun çalışma temposundan da kaynaklı olarak bayramları kendilerini bir tatil olarak görüyorlar ve bayramdan önce hemen tatile bir yerlere gidiyorlar. Ha tabii ki de yine belirli bir kesim evinde, sonuçta biz de bu videoları o insanlar için çekiyoruz da tabii ki de daha sonrasında dönüp izleyenler de olacaktır ama bizim şu anki videoyu çekmemizdeki ana izleyici kitlemiz evinde olan insanlar. Şeyi sorayım mesela, hani tatile gidebiliyor musunuz? Çünkü artık bir otobüs bileti en yakın yere bile gitseniz 100-200 liradan aşağıya değil. Hatta şöyle söyleyeyim, Kocaeli'den İstanbul'dan Adana istikameti, Doğu istikameti falan sanırım bayramda 800-900 bin lira civarlarında falan diye duydum. Gerçekten öyle mi? Yani bugün atıyorum, navigasyon konuşuyor, 500 metre sonra tamamdır. Yani bugün aracınız yok diyelim, 5 kişilik bir ailesiniz, çoluğunuz çocuğunuzu aldınız, gidiyorsunuz memleketinize. Ortalama nereden baksanız 6 bin lira 7 bin lira olmazsa bunu tutuyor. Yani ekonomi kötü. O yüzden tatile gidebiliyor musunuz, gidemiyor musunuz merak ettim. Bunu da bir aşağıya yazarsanız sevinirim. Şimdi buradan diyor ki sağa dönün. Daha önce ben şu düz yolu kullanmıştım. Ama buradan hiç sağa dönmemiştim. Dönelim, zaten Sarışehir göletine gideceğiz. Tabelamızda da yazıyor. Şimdi ben mevki olarak neredeyim? Burası Kocaeli'nin İzmit ilçesine mi bağlı, Kandır ilçesine mi bağlı bilmiyorum ama zaten navigasyona, sanırım Yandex'e çıkmıyor ama Maps'e Sarışehir göleti yazdığınızda bu göleti siz de bulabilirsiniz. Ben neden video haline getiriyorum? Orman yollarını görelim, gölü böyle kendi kameramızdan izleyelim falan. O yüzden videosunu çekiyorum ama siz gelmek isterseniz dediğim gibi yazın abi Sarışehir göleti diye gelirsiniz. Tabii güzel midir değil midir bunu göreceğiz. Şimdi güzellik ya da çirkinlik kavramı da kime göredir, neye göredir? Bunu da tartışmak lazım. Bak mesela, spoiler vermeyeyim, belki izlemeyenler vardır. Az önce çektiğim videoda, yani dün yayınladığım videodaki gittiğim gölü çok fazla beğenmedim. Beğenmeme sebeplerimi o videoda bahsettim. Şimdi burada bahsetmeyeyim. Bakalım bu gideceğimiz göleti beğenecek miyiz? Bacaklarımı biraz açmak istiyorum çünkü terledi. Malum motorun deposu direkt metal olunca plastik depoya göre daha sıcak olabiliyor. Motor da büyük. İster istemez bir ısı veriyor. Sağa dönün dedi bana. Burada iki tane yol var. Biz sağ taraftan gideceğiz. Zaten bu yolu biraz daha devam ettikten sonra Kandır-İzmit yoluna bağlanıyoruz diye navigasyonda gördüm. Devam edelim sağdan. Kasisimiz var yine.
üzerinde susturucu varken çok zorlamak istemiyorum. Hem çok fazla ısınıyor, hem çok fazla kısılıyor makine. O yüzden hemen erken vites değiştiriyorum. Egzozdan memnun musun diye soranlar vardı. Memnunum arkadaşlar, susturucuyla beraber. Hani polisin yanına da geçsen bir şey demiyor. Susturucunu söktüğüm zaman tam isterim sesi alıyorum. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bu arada etrafta inanılmaz şekilde erik ağaçları var. Geçenki videoda da bahsettim ama yine bahsedeyim. Eğer ki arkadaşlar, hani benim kendi görüşüme göre, bir tarlanın, bir bahçenin içinden çıkmıyorsa erik ağacı, yani yol kenarındaysa, bence oradan durup erik yenilebilir. Zaten çoğu ağaçta arkadaşlar erikler öyle bir olmuş ki, yani böyle dal kırılacak neredeyse. Kimse yüzüne bakmamış. Hani belli ki sahibi olan, toplanan da bir ağaç değil. Sanırım aşağısı göl. Hadi bakalım, hadi bakalım. Değilmiş. Öyle bir tahmin ettim ama duramadım. Yani yol kenarlarında da bol bol erik ağacı var. Bazen dut oluyor. Bazen şu köpek saldıracak. Saldırmadı. Erik oluyor, dut oluyor falan. Bak mesela bu da büyük ihtimalle erik mi? Tam göremedim, tam kesemedim. Üzerim siyah. Ama çok fazla var ya. 500 metre sonra sağa dedi. Herhalde şu an göl görünebilir mi? Ya bu Kocaeli İzmit'te arkadaşlar o kadar fazla saklı göl var ki. Yani yoldan giderken göremiyorsunuz ama böyle bir ara yollar var, bir şeyler var. Oraya girdiğiniz zaman aa diyorsunuz, manzaraya bak. Ben burayı niye daha önce keşfetmedim? Ya ben de buna yakın zamanda yavaş. Ben de bunun yakın zamanda farkına vardım. Ondan sonra araştırmaya başladım. Haritadan bakıyorum. Nerede böyle ufak bir su birikintisi görsem hemen böyle adına bakıyorum. Sağa dön dedi. Adına bakıyorum, keşfediyorum. Ondan sonra sizlerle de paylaşıyorum. Gidilebilir mi, gidilmez mi? Gitmeye değer mi? Çünkü bazı yerlerin yolu bozuk oluyor, gitmeye değmez oluyor. Ama ben bunları böyle bulup sizlerle paylaşıyorum. Şimdi inşallah yine karşımıza çok güzel bir tane göl denk gelecek. Ha bu arada hemen kamu spotu olarak da söyleyeyim arkadaşlar, lütfen pikniğe gittiğiniz yerlerde çöpünüzü bırakmayın, çöpünüzü atmayın. Doğa sizin çöpünüzü temizlemekle, yok etmekle mükellef değildir arkadaşlar. Yanımıza bir tane çöp poşeti alalım. Nasıl evimizin içerisine çöp atmıyorsak, nasıl apartmanımızın bahçesine çöp atmıyorsak, buraya geldiğimizde de böyle yerlere çöp atmayalım. Yani ben sizi uyarıyorum. Atacaksanız da gelmeyin arkadaşlar. Ama tahminimce şöyle ufaktan da bir ev yok asayım. Ya beni izleyen insanların içinde de doğaya çöpünü atan yoktur. Çünkü gerçekten çok akıllı, gerçekten çok zeki, kafası çalışan insanların beni takip ettiğini biliyorum. Gelen yorumlardan, gelen geri dönüşlerden. Ya tabii ki de genel hitap ettiğimiz için bazen de ahmak insanlarla karşılaşmıyoruz. Karşılaşıyoruz. Oluyor yani. Abi cehalet. Hani bir laf var ya. Bir yazar mı söylemişti sanırım. Tam emin değilim ama. Şey diyordu. 40 tane alimi yendim de bir tane cahili yenemedim gibi bir söz söylüyordu. Bu gerçekten inanılmaz doğru bir söz. Abi cehalet bizim ülkemizin en büyük düşmanı olabilir. Hani bu arada cehalet derken. Hani üniversiteden, ne bileyim liseden, okuldan falan bahsetmiyorum. Genel olarak cehalet. Yani adam belki profesördür ama doğaya çöpünü atıyordur. Şimdi benim gözümde bu cahil bir adam. Cahilin önüne gideni gibi. Arkadaşlar çayınız kahveniz bitti, sonları bir tazeleyin. Şimdi bak geçen bir videoda söylemiştim. Bir yorum gelmişti, çok hoşuma gitmişti. Ya arkadaşım sen bize çay kahve koy diyorsun da kendin orada sıcağın anında yanarak gidiyorsun. Bizler için video çekiyorsun. İçimiz rahat etmiyor gibisinden bir yorum gelmişti. Arkadaşlar böyle düşünenlerden razı olsun. 400 metre sonra hedefimiz sağda kalıyormuş bu arada. Yani siz merak etmeyin. Ben şimdi bu videoyu gideceğim. Bilgisayarın başında kurgularken, editlerken çayım kahvemi demleyeceğim, alacağım yanıma falan. O şekilde. Benim için çok daha zevkli olacak. Şimdi buraları hem böyle görüyorum çıplak gözle. Ne diyor? Ormana gider diyor. Oba! Göle geldik. Şimdi. Aa bir dakika ya. Tamam hedefimiz sağda, onu fark ettik de. Gölün bu taraftan giden, aşağı inen bir yolu yok herhalde. Ben şöyle vizörümü açayım. Daha net bir şekilde göreyim. Şimdi motorumuzdan inelim. Arkadaşlar ben bu gölün etrafını dönmeyeceğim. Neden diyeceksiniz? Çünkü bak. Şöyle bir gölü görelim. Zaten sanırım bu sol taraftan gidilirse, yani bu istikametten gidilirse gölün dibine inemeyeceğiz. Bu istikametten de gidersek birkaç tane suyun dibine inen yer var. Onlarda da ağaçlık, gölgelik bir yer yok. Yolda birkaç tane ileride bir yer görüyorum. Belki oraya kadar gidilebilir. Tabiat parkı mı diyor ya? Burada ne diyordu? Bir şey diyordu girişte. Ne diyordu? Dur bakayım. Bir şey ormanına gider diyor. Ne diyor?
Davul Deresi bal ormanına gider. Ha, demek burada bal ormanı, arı marı kovamı şeyler de olabilir. Şimdi arkadaşlar, en son neden buraya gelmeyin dediğimi açıklarken kameramın şarjı bitti. Şimdi İzmit'teyim ve güzel bir yere gidip piknik yapmak istiyorum derseniz, dünkü yayınlamış olduğum videodaki yer buradan bence çok daha güzel. Ya da geçmiş videolarımdan bulabilirsiniz. Şimdi kart eklerim diyeceğim, unuturum. Sipahiler Göleti diye bir göl vardı. O da buraya bayağı yakın. Oraya gidebilirsiniz. Onun dışında çok güzel Kartepe'de bir yer keşfettim. Onun daha videosunu çekmedim. Orayı çekeceğim. Oraya gidebilirsiniz. Ama bence bu Sarışehir Göleti, yani bu kadar zahmeti, bu kadar yolu çekip gelmenize değecek bir yer değil ki. Gelseniz de büyük ihtimalle hani gölge bir yer bulamayacaksınız. Olan yerlere de insanlar böyle oturmuş olacak. Diyelim, bu videomuzun sonuna gelelim. Ben buraya açıkçası, ha tamam, manzara olarak çok iyi, bak bir şey demiyorum. Doğası çok güzel, havası çok güzel, yeşilin her tonu var, göl falan güzel, ama hani piknik, böyle gezi anlamında ben buraya bir daha şahsen gelmem. Ama doğası falan da güzelmiş. Diyelim, videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bayramın ikinci gününde dediğim gibi bu videoyu yayınlamayı planladığımdan, eğer beni bayramın ikinci gününde de izliyorsanız, bayramınız tekrardan mübarek olsun. Videoyu kapatıyorum. Abone olmayı ve aşağıda açıklama kısmında bulunan linklerden beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz ve hoşça kalın.